Biz genç takım olarak aday kadromuzu buradan bir şekilde belirlemeye çalışıyoruz. Yani bu bir hazırlık bizim için, öyle bir dönem. Bizim asıl çalışmamız Ocak'tan sonra başlayacak. Önümüzde bir Dünya Avrupa Şampiyonası var tekrar. Tabii bunun en büyük, önemli olan 2012'de büyüklerin olimpiyat şampiyonası var. Bizim de hedefimiz onlara buradan takviye sporcular yetiştirip yollamak. Bizim şu anki tek idealimiz o. Antrenörler için ise genç bir nesiliz. Şu an genç bir jenerasyon var. Sporcularla abi kardeş gibiyiz. Bu havayı yakaladığımız zaman iletişim daha farklı oluyor. Sporcunun antrenöre bakış açısı daha değişiyor. Daha bir güven oluyor. Yani bir abi kardeş gibi şu an yürütüyoruz. Evet. Tabii bu arada sporcuların özgüveni de gelişiyor değil mi? Bu turnuva uluslararası yeni yeni tecrübeler kazanan. Farklı bir insanlarla, farklı bir güreşçilerle, özellikle yabancı güreşçilerle yaptıkları maçlar. Biz şunu diyoruz, bir maç 10 tane 20 tane etmana bedeldir. Böyle bir şeyimiz var içimizde. Burada yaptıkları maçlar onlar için çok büyük bir motivasyon, büyük bir özgüven getiriyor kendilerine. Bizim için de daha iyi oluyor böyle turnuvaların evet. olması. Peki Yusuf Güzel Hocam, kolay gelsin, başarılar diliyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, Erdinç Aksoy 96 kiloda Özbek rakibini yendi. Erdinç'e tebrikler. Tabii ilk turu geçtin ama turnuva hakkında neler söyleyeceksin? Bu turnuva Türkiye'mizin, federasyonumuzun yaptığı uluslararası bir turnuva. Hem milli takım hocalarımızın buradaki çalışmanın emeklerini nasıl gittiğini, yani çalışmaların emeklerini nasıl sürdürebildiğimizi böyle bir turnuva düzenliyorlar. Hepsinden Allah razı olsun. Hepsinden Allah razı olsun. Adım Erdinç, soyadım Aksoy. 94 doğumluyum. Bu turnuvada 96 kilogramda görüştüm. Nasip olursa burada derece yapmak, hocamların emeklerini boşa çıkarmamak, bize sarf ettiği emekler, Allah biliyor yani. Hepsi gece gündüz, sabah akşam antrenman yapıyoruz. Bu güreş sporu çok bayağı spor, her insan yapabileceği bir spor değil. Güreşi seçmemin nedeni, babamızın mesleği olduğu için seçtik. Babamızın sayesinde güreşçi olduk, Allah razı olsun. Kulübüm Bursa Büyükşehir Spor Kulübü. Antrenörümüz Ahmet Gülhan, olimpiyat güreşçisi, Avrupa şampiyonu. Dünya şampiyonasında göçmüş adam. Antrenörümüz çok iyi. İsmail Faikoğlu. Kulübümüzün baş antrenörü. Ayrıca Büyükler Milli Takım antrenörüydü. Kulübümüzde hocalarımız sağ olsun. Çok emekleri var. Allah razı olsun. Onların emeklerini burada boşa çıkamamaya çalışacağız Allah izniyle. İlerideki abi hedeflerimiz. Bu turnuva bizim için bir tecrübe tabii. Tecrübe kazanarak yapacağız bu işleri. Bu turnuvadaki maçlarımız Allah izin verirse Avrupa şampiyonasında, dünya şampiyonasında ya Rabbim izin verirse derece yapmaya çalışacağız. Peki, kolay gelsin. Bu arada Bursa İl Müdürü Süleyman Şahin de biliyorsun. Evet, bile hakemlerimizden. Evet. O da hayırlı uğurlu olsun. Bursa'ya selam. Aleyküm selam. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ve telefon Victor Rastati'nin programı.
всей получится. Пакова не контролирует. Вот так, выводи, выводи, выводи. Выводи, нам 30 секунд поработать сейчас. Так, 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 так. Пошел, 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 пошел. Вниз, вверх, вниз, вверх. Ümraniye İlçe Spor Müdürümüz Sayın Muhammed Kılıç ile beraberiz. Sayın Kılıç, öncelikle coşkulu bir gün ve anlamlı bir turnuva. Evet, evet. Ülke olarak çok acı günler yaşadığımız hepimizin malumu, içimiz yanıyor. Çok derin üzüntüler yaşadık. Bu üzüntülerin içerisinde tabii böyle anlamlı bir turnuvanın olması birazcık yüreğimize su serpiyor. Biraz önce Iraklı arkadaşlarla konuşmaya çalıştım. Araplarda bir atasözü var. Hayat iki renktir, acı ve tatlı. İşte bizde bunun karşılığı hayat devam ediyor. Evet. Bir tarafta acılar var, bir tarafta da böyle güzel organizasyonlar, güzel turnuvalar var. İkisi beraber devam ediyor. Evet. Tabii Ümraniye'de böyle bir organizasyonun olmasına çok sevindim. Ama Ümraniyeli hemşehrilerimizin çok şeyler kaçırdığını da belirtmek istiyorum. Bu tribünlerde ben daha fazla seyirci görmek isterdim. Çünkü hakikaten çok üst düzey güreşler seyrediyoruz. Çok kaliteli maçlar seyrediyoruz. Ben Ümraniyeli hemşehrilerimizin
çok güzel şeyler kaçırdıklarını düşünüyorum. Evet. Sayın Kılıçay, biraz salondan bahseder misiniz? Kapasitesi özellikle çok amaçlı olduğunu biliyoruz ama mücadele sporları da burada yapılıyor. Basketbol, voleybol. Biraz salondan bahseder misiniz efendim? Vallahi Ümraniye'nin medarı iftiharı diyebilirim. Yani hakikaten hızlı kentleşmenin, çarpık kentleşmenin çok yoğun olduğu Ümraniye'de iyi ki böyle bir salon daha önceden planlanmış, yapılmış. Bizim elimiz, ayağımız, her şeyimiz bu salon. Yani Ümraniye'deki her türlü etkinliği burada yapabiliyoruz. Altyapı olarak çok güzel bir salon. İşte görüyorsunuz ısınması, havalandırması, ulaşımı, her şeyle dört dörtlük bir salon. Ancak yetersiz bir salon. Yani Ümraniye'ye bunun gibi en az iki tane daha çok amaçlı salon lazım. Çünkü Ümraniye'de 110 bin öğrencimiz var. Yani genç olarak sadece öğrencimiz var. Artı 1 milyona yaklaşan nüfusuyla çok büyük bir nüfus kitlesi var. Takdir edersiniz ki böyle 3000 kişilik, 4000 kişilik bir salon Ümraniye'ye yeterli gelmiyor. Bunun planlamasını yapıyoruz. İl özel idaremiz bize destek veriyor. Şu anda yer arıyoruz. İnşallah bize nasip olur. Burada çok amaçlı en az bir salon daha yapılmasını istiyoruz. Bunun için çabalıyoruz. Peki efendim, kolay gelsin şimdiden. Kutluyoruz, tebrikler. Çok teşekkür ediyorum. Ben tüm sporcu arkadaşlarıma kazasız, belasız, sakatlanmadan bir turnuva bitirmelerini temenni ediyorum. Hepsine başarılar diliyorum. Federasyonu kutluyorum. Güreş Federasyonumuzu kutluyorum. Böyle bir güzel organizasyon yaptığı için. Sizlere de teşekkür ediyorum. Bize bu fırsatı verdiğiniz için. Sağ olun değerli. Evet, Makedonya'da burada Nazmiye Ali, bir Türk neferi, Türk güreşçisi ve bugün kafile başkanı olarak Makedonya'da Türkiye'ye geldi. Nazmiye Ali, öncelikle Türkiye'ye hoş geldin. Hoş bulduk. Peki Türk güreşi hakkında neler düşünüyorsun ve Makedonya'da güreş adına neler yapıyorsun? Türkiye için çok iyi düşünüyorum çünkü Türkiye dünyada lider güreşte. De biliyorum ki güreşi çok seven bir ülke, yani bir millet olarak güreşi seviyorlar. Ben de Türk gibi Makedonya Türklerinden güreşi çok seviyorum ve güreşle uğraşıyorum. Peki Tek Numara Televizyonu Makedonya'da, özellikle Balkanlar'da number one denilecek kadar hizmetleri büyük. Evet. Tek Numara TV nasıl görülüyor Makedonya'da? Çok iyi görünüyor. Biz zaten her çarşamba günü bu programı seyrediyoruz ve çok memnunuz ve çok...